Şimdi arkadaş sizin aklınızda şu iki soru olmalı. Bir, bu uygulama zararlı mı? İkincisi, bu uygulama zararsız mı? <laughs> Bana sürekli abi tırıvırı tırıvırı uygulaması var pırı tırı tırıvırı uygulamasını inceler misin diyorsunuz mesela. Ebele übele uygulaması var bu güvenli mi diyorsunuz mesela. Zart trivik top, trivik top uygulamalar var onlara bir bakar mısın diyorsunuz. Şimdi bu uygulamaları inceliyoruz biz de bu yayınlarda bu videolarda bilmem nelerde bu uygulamalarla ilgili içerik yapıyorum. Günün sonunda 3 tane probleme zerk ediyor bu durum. Birincisi Uygulamayı üreten firmayla ben papaz oluyorum. Tamam mı? Genelde patlıyoruz. Birbirimize giriyoruz günün sonunda. Ve o video bir şekilde kaldırılıyor. İkincisi uygulamayı yüklemiyorum. Siz yüklüyorsunuz. Uygulamada bir şey patlıyor veya ben fark etmez diyorum. Uygulama patlıyor. Ondan sonra geliyorsunuz bana bağırıyorsunuz. Abi sen yükledin yükledik patladı bu kafamda şey düştü bilmem ne diyorsunuz. Ben size bugün büyük bir amme hizmeti yapacağım. Bu Zattriz Otor uygulamaların hepsinin kımıl zararlısı mı değil mi tek atmanızı sağlayacak. Nasıl anlayacağınızı sağlayacak. Sizi paranoyaya zerk etmeden paranoyakta olmayın. Şimdi geçen ekşiye falan baktım. Adam haklı diyor ki canın videolarını izliyorum paranoyak oluyorum diyor. Haklı. Böyle paranoyaya sizi zerk etmeden adam gibi tek atarak bir uygulama kımıl zararlısı mı yoksa adam gibi bir uygulama mı değil değil mi? Nasıl anlaşılır? Kendiniz nasıl anlarsınız? Bunu tıkır 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 yöntemini anlatacağım. Bakacaksın uygulamaya böyle. Karşıdan geliyor. Diyeceksin ki tırtla bu. Tırtsın sen. Tırt. Direkt böyle. Tırt. Sadece uygulamanın adına bakacaksın. Açıklamasına bakacaksın. Apple Store'da, Google Play Store'da. Sonra kendine sorman gereken sorular var. Bunları anlatacağım. Bu sorulardan herhangi birine evet diyeceksen koşarak kaçacaksın o uygulamadan. Diyeceksin ki tırt bu. Sonra diyeceksin ki ulan attığım taş vurduğum kuşa değiyor mu? Ben bunu yüklersen fayda sağlıyor muyum? Hemen bir fayda maliyet analizi yapacaksın. Bu kadar. Şimdi sevgili dostlar kazık atmaya çalışan uygulama metotlarını söylüyorum size. Tamam mı? Mı? bak efsane normal şartlar altında bir uygulamanın karşınıza geldi. Hemen aklınızda şu olacak arkadaşım. Hemen şunu düşüneceksin. Paranoyak olmadan çok basit bir şekilde bir uygulama yapılmış. Bu uygulama benim herhangi bir hesabımla etkileşim içinde olacak mı? Bak hemen buna bakacaksın. Bu uygulama bir şekilde benim hesaplarımla herhangi bir hesabla Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, bilmem ne, zart zurt gizlileri görmek istiyor mu? İstemiyor. Mu? Bilmem neyi gösteriyor mu? Göstermiyor mu? Herhangi bir şekilde API'den veya başka bir yerden benim bu hesaplarımla bir ilişkisi var mı? Evet diyorsan bir kullanacak bir ilişkisi var. Ne kadar ilişkisi var diye sonra bir sonraki soruyu sorman lazım. Bunu kopark et bu düşünceyi şimdi. Hemen var mı diye. Evet hayır sorusu. İkincisi uygulama mobilde mi masa üstünde mi? Arkadaşlar en kıymetli reklam verisi mobil kullanım şekliniz. Burası çok önemli. Mobil kullanım alışkanlıklarınız en kıymetli reklam verisi. Eğer bir uygulama mobil üzerinden yüklenen bir uygulamaysa bu tarz uygulamalar için konuşuyorum. Yok instagramıma kim baktı, yok Twitter'ımı kim gördü, yok arkadaş beni arkadaş ekledi mi, yok, orası encüklendi mi, burası büncüklendi mi, bilmem ne mi falan filan. Bunların hepsinde eğer mobil mobilse bu uygulama, bir soru işaretiniz daha olacak. Hemen şak diye, bu nasıl böyle bir şey? Niye? Mobildeyse eğer. Kilit soru şu, akabinde gelen bomba kilit soruyu patlatıyoruz. Program ücretsiz mi baba? Bir luniz sözü der ki eğer bir program ücretsizse ürün sizsiniz. Unutmayın bunu. Hemen uygulama ücretsizce aklınıza ne gelecek? Bayram değil, seyran değil lan. Dayım beni niye öpüyor? Bayram değil, seyran değil. Bu uygulama beni niye öpüyor? Hepimiz çocukluk. Çocukken yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi benim neydi? Halen de aynı şeyi çok yaparım arkadaşlar. Asfalt niye sihir? Bulut niye beyaz? Güneş niye doğudan doğu? Monitör niye düz? Bilgisayar niye böyle? İnternet nasıl çalışır? Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. O niye? Bu niye? Hepsine neden diye soracaksın abi. Neden? Kuru kuru solgulamayacaksın da. Neden? Kilit soru bu. Neden abi bu adam bunu ücretsiz yapıyor? Bu yapan adamın kazancı ne? Neden? Nereden buluyor bu adam bunu işi? Neden yapmış? Neden var bu program? Hemen buna bakacaksınız abi. Direkt program ücretsiz mi? Ücretsizse neden? Peki, nedenin cevabını nasıl bulacaksınız? Gideceksiniz abi. Privacy Policy vardı, hatırlıyor musunuz? Gizlilik politikası. Hemen açacaksın, okuyacaksın. Orada yazıyor adam, yazmak zorunda. Nedenini anlatmak zorunda. Sözleşmelere bakacaksın, gizlilik sözleşmesi. Niye? Ondan sonra hemen şeye bakacaksın, izinler. Niye? Neden bu izinleri istiyor bu adam? Hangi izinleri istiyor? Neden var bu izinler soruluyor? Bu, bu uygulama neden var? Neden ihtiyaç duyulmuş? Neyi kazanacak adam neyi hedefliyor? Bunu soracaksınız abi kendinize. Bu soruları sorup herhangi bir tanesine evet alırsanız tamam mı? hemen izlediğiniz YouTube videosunun başından sonuna kadar bakarak izliyorsunuz. Sakın ileri atlatmıyorsunuz videoyu tamam mı? Sona kadar izliyorsunuz. Sonunda gidiyorsunuz beğene tıklıyorsunuz. O da yetmiyor abone oluyorsunuz YouTube videosuna. O da yetmiyor yorum yazıyorsunuz YouTube videosuna. Böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. Nasıl bir Müthiş değil mi? YouTube Supra! Soruları sorup herhangi bir tanesini evet alırsanız o zaman arkadaşlar o programda bir bir sorgulayın. Eğer nedenini anlatmıyorsa daha büyük sıkıntı. Hikaye şu dostlarım. Bir şey bedavaysa neden bedava? Neden bu adam bunu size vermeye çalışıyor? Bu uygulama nereye erişim izni istiyor? Neden o izinleri istiyor? Tamam mı? İşte efendime söyleyeyim mobilde bu uygulama. Neden sadece mobilde? Siz Bunları sorduğunuz zaman hepiniz aklı başında insanlarsınız. Bakacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeş benim öyle bir durumda öyle bir şeye ihtiyacım var ki bunun nedeni medeni beni ilgilendirmez. Benim bunu görmem lazım. Amenna kardeşim. O zaman yükle. Bu senin bileceğin iş. Senin sorumluluğunda. Anlatabildim mi? Yani bu tamamen sana kalmış bir şey attığın taş vurduğun kuşa bakacaksın. Tamam mı? E privacy'de yazanlar da %100 güvenli değil. Orada dediğim gibi diğer sorular da var. Yani tek bir soruya bakmayacaksınız. Hani paranoyaya bağlamayın ama neden diye sorun abi. Tamam mı? Bedava peynir fare kapanında olur. Bir şey bedava ise ürün sizsiniz. Bunlar çok bilindik, bilinen sözler, bana ait değil. geyik yapıyorum orada. Tamam mı? Bunlar bilinen sözler. Artık bunu biliyor olmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Neden bu uygulama var? Niçin bu adam bunu yapmış? Karşılığında ne elde etmek istiyor? Neden benden bunu istiyor? Ne izinler istiyor? Bunların hepsini bir sorun abi. Tamam mı? Bunlara bakın. Heh, o zaman indirilecek uygulama kalmıyor kolay kolay. Kardeşim baktığın zaman bazı uygulamalarda son derece masumane ve gerçekten de hakkın neyse onu istiyor adam ekstra bir şey istemiyor. E o zaman da indir uygulamayı. Ama ben hani İngilizcede rules of thumb denir. Hani genel geçer kurallar. Temel olarak bunu yaparsanız kafanız ağrımaz kuralı denir, tamam mı? ben bu uygulama ile ilgili. nereye erişmek istiyor? Neden erişiyor kısmına baktığımda eğer benim Instagram hesabımla herhangi bir API'den veya başka bir şeyden detaylı veya detaysız erişmek istiyorsa o uygulamayı sevmiyorum. Twitter hesabıma erişmek istiyorsa o uygulamayı sevmiyorum. YouTube hesabıma erişmek istiyorsa o uygulamayı sevmiyorum. Ben üçüncü parti programlar diyoruz bunlara. Hesaplara eriştiği zaman hoşlanmıyorum arkadaşlar. Yani siz istiyorsanız haliyle kullanabilirsiniz. Bak arkadaşım ne güzel bir şey söyledi. Bir ıvır zıvır programı privacy policy'sinde hiçbir yamuk yok. Ve uygulama son derece ücretsiz. Mümkündür. O zaman git yükle. O zaman bana da sorma. Tamam mı? Aynen Tinder GG. Yapacak bir şey yok. Kullananlar düşünsün kardeşim. Biz düşünmüyoruz ya. Biz kullanmıyoruz. Aynen. Hikaye şu arkadaşlar. Ben sorgulamanızı istiyorum. Kullanıcı verilerimiz neden bu kadar önemli? Bak bu da çok güzel bir soru. İşte bak sormaya başladın sevgili kardeşim. Bu sefer soruyu diğer taraftan sordum. Gidecek olan veri neden bu kadar önemli? Bence bu kadar önemli değil. Okey? O zaman yükle. Hiçbir sıkıntı yok. Ben kendi uygulama hesaplarıma erişmesi benim için önemli olduğundan ben onun için önlem alıyorum. Bu senin dataların veya senin hesapların önemli değildir abi. Hiç takılmazsın. Hiç problem değildir. Tamam Yani o tamamen tercihin yani. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi uygulamayı sorduğunuz arkadaşlar. Ben 3. parti uygulamalarına gıcım. Kullanmıyorum. Kullananı da sonuna kadar kullansın. %100 saygı duyuyorum. Hiçbir problemim yok. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.